Yürümede, konuşmada ve görmede zorluk çekiyor. Henüz 10 yaşında. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Evet sevgili seyirciler, şu anda Sivrice'nin Dedeyolu köyündeyiz. Doğuştan böbrek yetmezliği şikayetiyle hayatını devam ettiren küçük Onur'un hikayesini bugün sizlerle paylaşacağız. Ailesinin maalesef maddi imkansızlıklarla yaşadığını öğrendik. Herhangi bir sağlık güvenceleri yok. Yeşil kartla bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyor küçük Onur. Bugün onun sıkıntılarını, acılarını sizlerle paylaşacağız. Sivrice ilçesi Dedeyolu köyünde yaşayan Bagat Arhan ailesi, böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Onur için büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Doktorların aileye 8,5 yaşına geldikten sonra böbrek yetmezliği ileri seviyeye ulaşan Onur'un artık diyalize bağlanması gerektiğini söylemesiyle ailenin acısı bir kat daha artmış. Günlük işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Yıldırım Bagat Arhan, oğlunun yaşaması için elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini söylüyor. Anne Rukiye Bagat Arhan ise çaresiz. Akşamdan saat 9.30'da takıyoruz, saat 8 sabahında çıkartırız. Yani 10-12 saat boyunca? 9 saat. Peki ilk ne zaman, doğduğu zaman mı anladınız bunu? Doğduğu gün götürdük. Yani böbrek yetmezliği vardı. Doktorlar dedi 5 yıl sonra diyalize girer. İlaçlarla tedavi yaptırdık. İlaçlar daha cevap vermediler. Geçen sene diyalize bağladı. Önce elle yapıyorduk. Günde 4 sefer. 6 saatte bir. Ondan göbek fıtığı çıktı diye bu defa elektrikli makineye bağladı, cihaza bağladı. Babası gündüz çalışmak zorunda olduğu için amcası refakat ediyor Onur'a. Onur'un durumu tabii sıkıntılıdır. Yani akşam 9'da sabah 8'e kadar annesi onunla uğraşıyor. Babası da bir işi yok. Yeşil kartlar bunlar. Şimdi bizim elimizde ne geliyorsa biz yardım ediyoruz da fakat biz devletten de yardım bekliyoruz. Bizim Sağlık Bakanımız, ilk Sağlık Müdürümüz, yani bunlardan bir beklentimiz var. Bir nakil yapılsa çocuk belki de inşallah iyi olur. Aile bireylerinden kimsenin böbreğe uymuyor sanırım. Yaşı şimdi küçük doktorlar diye. Dedi uymuyor. Dokular tutmuyor diye. Şu an öyle bir şey yok. Peki böbrek bulunamazsa ne olacak? Böyle devam edecek. Yani böyle devam ediyor. Daha ne zaman ki Cenab-ı Allah tamam etmişsin. Elimizdeki bir şey değil. Onur'un günde 8 saat boyunca diyalize bağlı yaşıyor olması, olası elektrik kesilmelerinin tedavisinin aksamasına neden oluyor. Sivrice Kaymakamı Sultan Doğru tarafından aileye verilen jeneratör sayesinde Onur'un tedavisinde şimdilik bir aksama yok, ancak maddi imkansızlıklarla boğuşan Bagat Arhan ailesi aylık 250 liraya yakın elektrik faturası ödüyor. Evet sevgili seyirciler, küçük Onur yaklaşık 12 saat boyunca diyaliz makinesine bağlı bir şekilde geceyi geçiriyor. Tabii bazı aksaklıklar olduğunda, elektrikler kesildiğinde özellikle Onur'un diyaliz makinesi durduğu için bir jeneratör gerekiyordu. O jeneratörü de Sivrice Kaymakamlığı aileye tahsis etmiş. Evet, bu jeneratör Onur'un kalbi diyebilir miyiz? Aynen doğrudur, kalbidir. Bazen fırtına oluyor, yağmur yağıyor, ceyranlar gittiği zaman direktmen ve otomatikmen devreye geçiyor. O ilacı orada devam ettiriyor yani. Ha, bu olmadığı zaman biz çok sıkıntı çekiyorduk. Ceyran gitti, birkaç sefer aradık. Adamlar gelmedi, sağ olsun kaymakamlığa başvurduk. Kaymakam hanım bunu tahsis etti bize. Onur'un ilaçları devlet tarafından karşılanıyor ama ilaçlar Onur'un sadece acısını dindiriyor. Yaşaması için Onur'a acilen böbrek nakli yapılması gerekiyor. Ona böbrek bulunsun, hiçbir şey istemiyoruz. Bu hayatta kurtulsun. O da öbür çocuklar gibi koşsun, oynasın, okula gitsin. Yaşıtları gibi eğitimini okulda almak isteyen küçük Onur, rahatça yürüyebilmek, koşabilmek ve görebilmek için büyüklerinden yardım bekliyor. Sen öğretmenin var mı? Evet. Seviyor musun öğretmenini? Evet. İsmi ne öğretmeninin? Söyleyemem, gizli. Gizli tutuyor. Evet, söyleyemem. İyileşmek istiyorsun değil mi? Evet. Okula gideceksin değil mi? Hı hı. Ne olmak istiyorsun söyle bakalım. Kim bilir, nakil yapılırsa Onur belki de öğretmen olacak ve kendisini hayata bağlayan öğretmeni gibi o da bu durumda olan çocukları hayata bağlayacak.